Napolyon karşısında sıkışan Rusya, 4. Mustafa zamanında Osmanlı ile 25 Ağustos 1807'de müzakere imzalamıştı. Daha sonra Çar, Napolyon ile antlaşıp ondan Romanya'nın Rusya'ya geçmesi vizesini alınca savaş yeniden başladı. Çar'ın Napolyon ile antlaşması üzerine İngiltere'de Osmanlı ile 5 Ocak 1809'da bir ittifak muahedesi imzaladı. Sadrazam Yusuf Ziyaeddin Paşa serdarlık alarak 23 Temmuz 1809'da İstanbul'dan hareket ederek Silistre'ye geldi. Silistre yakınlarında Rusya ile gerçekleşen Tatariçe Meydan Muharebesini kazanmayı başardı. 60 bin kişilik Rus ordusu 10 bin ölü verdi. Osmanlı'da ise 1000 kadar şehit vardı. Bu mağlubiyetin ardından Rus komutanlar bu bölgeyi terk ettiler. 1809 Aralık ayında İsmail Kalesi'ni ve 1810 Ocak ayında İbrail'i alıp Tuna Deltası'na hakim olan ve Romanya'yı ellerinde bulunan Ruslar, Kafkasya'da Karadeniz sahili boyunca ilerleyerek Poti'yi işgal ettiler. 1810 baharında Rusya Osmanlı üzerine yüklenip barışa yönelmek istiyordu. Barış yaptıktan sonra Fransa'ya saldırmak istiyorlardı. Silistre ve Dobruca'yı ele geçiren Ruslar Varna'yı da kuşatmaya aldılar. Ancak donanma Yuhimavi'nin gelmesiyle çekilmek zorunda kaldılar. Şumlu Meydan Muharebesi'nde ise 20 bin ölü vererek durduruldular. 27 Eylül'de Rusçuk'u, sonra Tuna'nın kuzeyindeki Yerköy'ünü aldılar. 1811 yılı içerisinde devam eden savaş durağanlık içerisine girdi. Şumlu'daki Osmanlı ordusu 9 Temmuz 1811'de Rusçuk'u geri almayı başardı. Bu sırada Napolyon Bonaparte Rusya üzerine yürüyüşe geçti. Bu yüzden Ruslar sulh yanlı bir politika uygulamaya başladılar. Hatta çok istedikleri Romanya topraklarını bile bırakmaya razıydılar. Napolyon bu sırada sürekli olarak 2. Mahmud ile Rusya üzerine ittifak kurmayı teklif ediyor, iki taraftan Rusya'nın işini bitireceklerini söylüyordu. Ancak Osmanlı Devleti Napolyon'a asla güvenmiyordu. Hatta Fransa'ya hiçbir devlet güvenmiyordu. 28 Mayıs 1812'de Osmanlı ile Rusya 16 maddelik Bükreş Antlaşması'nı imzaladılar. Besarabya'nın tamamı Rusya'ya bırakıldı. Bu suretle Dniester Nehri yerine Prut Nehri Osmanlı-Rus sınırını oluşturuyordu. Tuna Deltası Osmanlı'ya bırakıldı. Ruslar işgal ettikleri Romanya ve Kafkaslardaki toprakları boşaltarak Osmanlı'ya iade ediyordu. Diğer bir antlaşmaya göre Belgrad ile güneyindeki bir şeritte Sırp Prensliği kuruluyordu. Osmanlı Devleti Bosna ve Evlak'tan 2 yıl vergi almayacaktı. Antlaşma Rusya adına kumandan Mihail Kutuzov tarafından imzalandı ve Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte'ın 24 Haziran'da Rusya'ya saldırıya geçmesinden 11 gün sonra Rus Çarı 1. Alexander tarafından onaylandı. Bu antlaşmadaki en büyük etkenlerden olan Napolyon Bonaparte Rusya'ya sürekli gözdağı veriyordu. Bu sayede Ruslar normal şartlarda ele geçirdikleri topraklardan çok daha azına razı olmak zorunda kaldılar. Sırp muhtariyeti diğer Balkan kavimlerine örnek olmuş, bilhassa Yunanları kışkırtmıştır. Tabii bundaki en büyük etken Osmanlı'nın merkezi otoritesinin başta isyanlar sebebiyle zayıflamasıdır. Sırp meselesini halletmek Sultan Mahmud için en hayati meselelerden biriydi. Sırplar 9 senedir isyan halindeydi. Bu isyanlar bir türlü bastırılamamıştı. Rumeli'deki 3. ordu bunun için görevlendirildi. Hurşit Ahmet Paşa tertip ettiği 80 bin kişilik ordusuyla Niş'ten yürüyüşe geçerek Sırpların üzerine yürüdü. 30 Ekim 1813'te Hurşit Ahmet Paşa Belgrad'a girdi. Sırpların eline geçen kaleler ve şehirlerin geri alınmasıyla isyan sona erdi. İsyanın lideri Karayorgi, Avusturya'ya kaçmak zorunda kaldı.
Sultan II. Mahmud, Bükreş Antlaşması'nın getirdiği barış ortamını fırsat bilerek tahta geçer geçmez imzalamak zorunda kaldığı Senedi İttifakı, devlete baş kaldıran ayanları ortadan kaldırmak için bir delil kabul etti. Alemdar'ın öldürülmesinden sonra Rumeli'de ve Anadolu'da ayanlar başkenti hiçe sayarak hareketlerine devam ettiler. Sultan Mahmud otoritesini imparatorluğun her tarafında geçirmek için bu ayanlara karşı esaslı bir harekete geçti. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarla ayanlardan bir kısmı öldürüldü. Bazıları da sürüldü. Bütün bu ayaklanmalara ve iç harplere rağmen Rumeli'de ve Anadolu'da devlet otoritesini kurmak mümkün oldu. Necd'den gelen Vahabiler Hicaz'ın mühim bir kısmını ele geçirmişlerdi. II. Mahmud Vahabileri Hicaz'dan çıkarmaya Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğullarından Cidde ve Habeş valisi Vezir Mehmet Tosun Paşa'yı memur etti. Tosun Paşa'nın Vahabilere saldırıları 1811 yılından 1816 yılına kadar devam etti. 2 Aralık 1812'de Medine'yi, 23 Ocak 1813'te Mekke'yi, 28 Ocak'ta da Taif'i geri almayı başardı. Tosun Paşa'nın harekatını ağabeyi İbrahim Paşa devam ettirdi. Vahabiler Mekke ve Medine'yi kaybetmişti. Ancak inançlarını yaymaya devam ettiler. Fakat bundan sonra Osmanlı ile daha yumuşak münasebetlere girdiler. Osmanlı İmparatorluğunu meşgul eden diğer bir mesele Tepedelenli Ali Paşa oldu. Ali Paşa oğulları ve akrabaları devletten valilik alarak Epir, Arnavutluk, Yunanistan ve Mora'da büyük topraklara hakim oldular. Merkezi Yanya idi. Kütahyalı bir Türk ailesinden inen Ali Paşa, Baba Ali'nin emirlerini gittikçe uygulamaz bir hale geldi. Eski Sadrazam Hurşit Paşa'ya görev verildi. 5000 asker ve 200 top ile Ali Paşa'nın üzerine yürüdü. Ali Paşa tüm kuvvetiyle Hurşit Paşa'ya karşı direndi. Ancak 24 Ocak 1822 günü yakalanarak idam edildi. ...1813 yılındaki Gülistan Antlaşması ile Kuzey Azerbaycan ve Kafkaslar'da Ruslara büyük ölçüde toprak kaptıran İran'daki Kaçkar Hanedanı, bu toprak kayıplarını Osmanlılardan toprak alarak telafi etmek istediği için Avrupalıların da kışkırtmasıyla Bağdat ve Şehrizor bölgelerine saldırılar düzenledi. Sınır olaylarının ve saldırıların yoğunlaşması üzerine 2. Mahmud İran'a savaş ilan etti. İran orduları Osmanlı idaresinden memnun olmayan Doğu Anadolu'daki bazı İran yanlısı aşiretlerin de yardımıyla Doğu Bayezid ve Bitlis'i aldıktan sonra Erzurum ve Diyarbakır'a doğru iki koldan ilerlediler. Savaş Osmanlıların aleyhine devam ederken İran ordusunda büyük bir kolera salgını başladı. İran ordusunun ağır kayıplar vermesi üzerine Kaçar hükümdarı Feth Ali Şah barış istedi ve Erzurum Antlaşması yapıldı. Bu antlaşmayla İran ele geçirdiği yerleri geri vererek eski sınırlarına çekilmeyi kabul etti. Bu tarihteki son Osmanlı-İran savaşıdır. İki devlet Müslüman olmalarına rağmen Rusya'ya karşı hiçbir zaman ittifak içerisinde olmamışlardır. Rusya ise bir Osmanlı'ya bir İran'a saldırarak sürekli büyük topraklar elde etmeyi başarmıştır. Bu tarihten sonra artık İran güç kaybı yaşamış ve büyük devletler arasından adını sildirmiştir. Dünyadaki tek Müslüman büyük devlet kalmıştı, o da Osmanlı Devleti'ydi.